Herkese selam. Evet, yeni bir hikaye ile karşınızdayım. Bugünkü hikayemiz gerçekten de çok çok önemli. Özellikle bayanların bu hikayeyi sonuna kadar dinlemesini istiyorum. Rivayete göre eski Mısır'da bir padişah kendi sarayında saray erkanı, devlet adamları ve veziri ile beraber bir toplantı düzenlemişti. Tam bu esnada sarayın büyük kapısı açılıverdi. Sarayın kapısından padişahın her üç küçük çocuğu birden beliriverdi. Ufak çocuğunu kucağına alır. Sevgili oğlum, babanı ne kadar çok seviyorsun? Seni şeker kadar çok seviyorum babacığım der. Bu cevap karşısında padişah çok sevinmiştir. Sıra ikinci erkek çocuğa gelmiştir. Padişah sorar, sevgili oğlum, babanı ne kadar çok seviyorsun diye. Seni şeker kadar çok seviyorum ben de babacığım der. Bu cevaba da çok sevinmiştir padişah. İkinci oğlunu da alnından öptükten sonra sıra kız çocuğuna gelmiştir. 10 yaşındaki küçük kızına aynı soruyu sorar. Babanı ne kadar çok seviyorsun diye. Küçük kızın enteresan bir cevabı olmuştur. Babacığım, seni tuz kadar çok seviyorum der. Bu cevap karşısında padişahın yüzü ekşir ve saraya bir sessizlik çöker. Padişahın moralinin bozulmuş olduğunu fark eden devlet adamları hepsi birden gözlerini yere diker. Kimse başını kaldırıp padişaha bakmaz bile. Padişah da bu durumu fark edince kendi kızının hoş olmayan bir cevap vermiş olduğunu düşünerek bu kızı alın, annesine götürün. 18 yaşına gelene kadar kesinlikle gözüm onu görmesin der. Küçük kız annesine teslim edilir. Aradan 8 yıl geçer. Kız 18 yaşına gelmiş, serpilmiş, güzeller güzeli bir kız oluvermiştir. Kendi kızının 18 yaşına girdiğini haber verirler padişaha ve annecağızı padişaha yalvarır, dil döker, onu affet der. Lakin çabası boşadır. Padişah bir ceza vermek ister kendi kızına. Bütün eski Mısır'a haber salar. Bu ülkede en tembel, en işe yaramaz, en beceriksiz, en aptal genç kim ise kızımı alın, götürüp evlendirilmek üzere kendisine teslim edin diye buyrukta bulunur. Bu emir karşısında saraydaki görevliler de araştırma yaparlar. Mısır'ın altını üstüne getirirler. En son bir tane yaşlı kadın çıkıp sizin aradığınız özelliklere sahip bir genç biliyorum. Kendisi şu karşıdaki dağın yamacında bir mağarada bulunmaktadır. Bu gence yaşlı annesi bakmaktadır. O kadar tembel ki hiçbir iş, hiçbir güç tutmaz eli. Padişahın adamları bu mağaraya gidip vardıklarında bakarlar ki gerçekten de mağarada boylu boyunca uzanmış iri yapılı bir genç yatmaktadır. Ve padişaha durumu arz ederler. Padişah da tamam, eğer aradığımız özelliklere sahip beceriksiz tembelin teki olan genç ise götürüp teslim edinler. Padişahın güzeller güzeli kızını alıp götürürler. Mağaraya vardıklarında mağaranın kapısında oturan yaşlı bir kadın ile karşı karşıya gelirler. Yaşlı kadın padişahın askerlerini görünce ağlamaya başlar. Kadıncağız dizlerine vurup, ne olursunuz benim oğlumu askere almayın. Kendisi o kadar tembel ki sizin hiçbir işinize yaramaz. Eğer onu almaya gelmişseniz size yalvarıyorum, oğlumu götürmeyin der. Saray görevlileri asıl geldikleri maksadı arz ettiklerinde yaşlı kadın tekrar dizlerine vurmaya başlar. Eyvah! Bu yaşlı halimle bu da kalmıştı, bu da geldi başıma.
cin görürüm, peri görürüm, hayal görürüm der ve ağlamasına devam eder. Saray görevlileri, hayır, hayal görmüyorsun. Gerçekten de bu kız sana gelin olmak üzere getirilmiştir. Ve bu bir emirdir. Kesinlikle bu kızın senin oğlun ile evlendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde hiçbirimiz, hatta biz bile kellemizi kurtaramayız der. Padişahın askerleri kızı mağarada bırakıp geri dönerler. Yaşlı kadın ise, ey kızım, kusurumuza bakma. Görüyorsun, senin altına serecek bir minderim bile yok. Ne olursun beni mazur gör der. Genç kız tebessüm ederek, her şeyde bir hayır vardır. Ben senin bu tembel, bu işe yaramaz oğlunla evlenmeye razıyım der. Ve genç kız kendi bohçasından bir takım yiyecekler çıkartır. Ve bohçasının içerisinde çok güzel, lezzetli hurmalar vardır. Hurmaları gören yaşlı kadın, kızım biliyor musun, çok uzun zamandır hiç hurma yemedim. Hurma alacak paramız da yok ve oğluma bile yediremedim der. Bu cevap karşısında genç kızın aklına birden bir fikir gelir. Bohçanın içerisinden birkaç tane hurmayı alıp gidip yerde uzanmakta olan genç çocuğa yaklaşarak bir tane hurma uzatır. O tembel, işe yaramaz genç o hurmayı alıp afiyetle ağzına atar. Fakat bir tane daha ister. Genç kız hayırdır. Mağaranın kapısına giderek taşın üstüne bir tane hurma bıraktıktan sonra gelip kendin al. Bazen bir şeyi hak etmek için çaba sarf etmek gerekli değil mi der. Hadi ama ben yerimden kalkamam. O hurmayı bana getir der. Genç kız ise hayır, çok istiyorsan kendin gelir alırsın der. Ve o tembel genç birden sinirlenir. Ayağa kalkar ve ilerleyerek taşın üstündeki hurmayı ağzına atar. Genç kız ise tekrar bir tane hurmayı bir taşın üstüne bırakarak çok istiyorsan kendin gelir alırsın der. Ama bakıyorum ki işe yaramazın tekisin. Zannedersem sen bu hurmayı bile hak etmiyorsun der. Ve tembel gencin öfkesi daha çok artar. Hurmaya ulaşmak için adım atmaya başlar. Genç kız ise uzaklaştıkça uzaklaşmaya başlar mağaradan. Bu şekilde bir taş bir taşı takip eder. Kız taşların üzerine hurma bırakır. Tembel genç ise ilerledikçe o hurmaların tekini ağzına atıp ilerlemeye başlar. Tembel genç en son 7. hurmayı bir taşın üzerinden alıp ağzına atacakken etrafına şöyle bir bakını verir. Bir bakar ki şehrin çarşısının ortasındadır. Etrafta bir sürü salkım salkım hurma, meyveler, hayatında hiç görmediği şeyler. Ve genç kız karşısına dikilir. Görüyor musun? Senin o elinde tutmakta olduğun hurmayı hak etmek için insanlar nasıl da alın teri döküyor, nasıl da çabalıyor, nasıl da çalışıyor, görmüyor musun der. Genç adam, ama ben iş yapmasını bilmiyorum ki der. Genç kız ise, sen kendi annenin halini görmüyor musun? Yaşlanmış kadın, gidip çardan, çöpten ekmek parçaları toplayarak senin karnını doyurdu bugüne kadar. Peki ya yarın annen ölürse ne yapacaksın? O zaman kim bakacak sana der. Peki ne yapabilirim diye sorar genç adam. Genç kız ise, merak etme, yeter ki sen benim dediklerimi yap. Bir hammal olacaksın. Sen de bu insanlar gibi sırtında kasa kasa meyve taşıyacaksın. Alın teri dökeceksin. Para kazanacaksın. Hem annene hem de bana bakacaksın der. Ve genç kız bir tane tüccarın yanına giderek bu tembel genci kendi eşi diye tanıtır ve adama hammallık yapması için teslim eder. Aradan aylar geçer. Çok meşhur bir hammal olur.
artık bütün tüccarlar onu kendi yanında çalıştırmak için birbirleriyle münakaşaya girerler. Çünkü bu genç adam ömrü boyunca çalışmadığı için boylu boyu serpilmiş, pazuları gelişmiş, iri yapılı, güçlü mü güçlü bir genç oluvermiştir. Ve giderek daha çok para da kazanmaya başlar. Eşinin vermiş olduğu akılla artık meyve taşıyan bir hammal değil, bir meyve satan tüccar oluverir. Gün geçtikçe malına mal katmaya başlar bu adam. Bir gün bu adam kendi evine dönerken kendi eşine şöyle söyler. Biliyor musun, bugün tellallar geziyordu çarşıda. Senin babanın veziri ölmüş. Baban kendisine bir vezir arıyormuş. Bir müsabaka düzenlemiş. Bu müsabakaya kendine güvenen herkes katılabiliyormuş. Ve müsabakanın sonunda babam kendisine bir vezir seçecekmişler. Kız bu cevaba çok sevinir. Ve kendi eşine, evet, o müsabakaya sen de katılacaksın der. Genç adam ise kendisine bile inanamaz. Gülmeye başlar. Benden vezir mi olur der. Düne kadar hammaldım der. Ben nasıl olur da bir vezir olurum? Benim aklım kıt. Senin aklın da bugüne kadar bu seviyeyi buldum der. Fakat kız telkininden vazgeçmez. Sürekli telkin eder. O müsabakaya sen de katılacaksın diye. Müsabaka günü geldiğinde kız kendi eşini karşısına alır ve babasının kendisine soracağını tahmin ettiği bütün sorularla ilgili bilgileri öğretir. Müsabakaya katılan adam müsabakayı kazanır ve vezir olmaya hak kazanır. Evine dönüp kendi eşine müsabakayı kazandığını söyler. Adamın eşi çok sevinmiştir bu duruma. Çok güzel bir şey bu. Tamam işte, istediğimiz oldu der. Ve kadın bir tane saray yaptırır. Kendi babasının sarayına benzer bir saray yaptırır bu kadın. Ve eşi de vezirlik görevini yapmaya başlar. Bir gün padişah kendi vezirine dönerek, "Vezirim, ben seni çok sevdim. Seni yetiştiren anneni ve senin eşini tanımak isterim. Bir gün bir yemek yap da senin evine misafir olayım der. Akşamleyin adam evine döner ve kendi eşine, babasının yarın kendilerine yemeğe geleceğini belirtir. Genç kız daha da sevinmiştir bu konuya. Kendi evinde yemek hazırlıklarına başlar. Kendi evinde bulunan aşçı ve hizmetçilere ne yemek yaparsanız yapın, hepsinin içerisine şeker koyun der. Aklınıza ne tür yemek gelirse gelsin, hepsinin içerisine şeker koymuşlardır. Akşam olduğunda padişah devlet adamlarıyla beraber o eve doğru gelmeye başlarlar. Padişah bir bakar ki kendi evinin, sarayının tıpatıp benzeri bir saray. Padişah kendi yanındaki yaşlı bir devlet adamına dönerek, "Bizim bu vezir çok varlıklı olmalı. Baksana, benim sarayımın aynısını yaptırmış kendine." diyerek bir yandan da sinirli bir şekilde konuşmaya başlar. Yaşlı adam ise, "Efendim, bu işte bir tuhaflık var. Ama öğreneceğiz." der. Padişah eve girdikten sonra vezir onu kapıda karşılar. "Hoş geldin." dileklerinde bulunduktan sonra hemen yemek masasının hazır olduğunu ve yemeğe başlamak istediklerini belirtir. Yemek masasına geçerler. Padişah en baş köşede oturmaktadır. Herkes padişahın yemeğe başlamasını ve o akabinde yemeğe herkesin ve herkes padişahın yemeğe başlamasını ister. Çünkü padişah yemeğe başladıktan sonra herkes yemeğe başlayacaktır. Padişah kaşığını pilava daldırıp ağzına götürmesiyle beraber yere tükürmesi bir olur.
ve kükremeye başlar. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Pilavın içerisine şeker katılır mı der ve bağırıp çağırmaya başlar. Ev sahibi, vezir hayret eder. Olur mu öyle şey efendim? Nasıl olur? Acaba yanlışlıkla mı olmuştur? Tuz yerine şeker katılmış olabilir mi acaba? Mazur görünler. Buyurun lütfen, bir sürü yemek çeşidi var. Başka çeşitlerden yiyebilirsiniz der. Padişah bu defa kaşığını salataya götürür. Salatayı ağzına tekrar atmasıyla dışarıya tükürmesi gene bir olur. Ve tekrar bağırıp çağırmaya başlar. Böyle şey mi olur? Siz dalga geçmek için mi beni yemeğe davet ettiniz der. Padişah elini masaya vurarak ayağa kalkar. Seni vezirlikten azlediyorum. Sen benimle alay etmek için bu yemeklere şeker kattın der. Tam bu sırada vezirin eşi çıka gelir. Padişahın karşısına dikilerek. Ey padişah, neden yemezsin yemeğimizi? Baksana, bir sürü çeşit yemek yaptım sana. Hepsine de şeker koydum. Hani şeker çok tatlı bir şeydi? Hani şeker çok güzel bir şeydi? Hatırlıyor musun ey padişah? Senin 3 tane küçük çocuğun vardı. Bir gün sarayda onlara soru sormuştun. Beni ne kadar çok seviyorsunuz diye. Senin her iki erkek çocuğun şeker kadar çok seviyoruz seni deyince sen sevinmiştin. Lakin küçük bir kızın da vardı. Seni tuz kadar çok seviyorum demişti. Fakat sen onu cezalandırmıştın. Hatırladın mı der. Senin o kızın ise ben seni tuz kadar çok seviyorum demişti. Görüyor musun ey padişah? Tuzsuz hayatın tadı yok. Tuzsuz hiçbir şey lezzetli değil. Hayatın tadı tuzda. Sen halen anlamadın mı der. Ve sen o kızına ülkenin en tembel, en işe yaramaz adamıyla evlenmeyi reva gördün ve kendi aklınca cezalandırdın. O kız ne yaptı biliyor musun ey padişah? Senin o tembel diye seçtiğin kendi kocasını bir hammal yaptı. O hammalı bir tüccar yaptı. O tüccarı zenginleştirdi, kendisine bir saray yaptırdı. Aynı senin sarayından. Ve sonra sana da vezir yaptı o adamı. İşte o kız senin karşında duruyor şu an. Ve senin kızın olarak sana yaraşır bir şekilde gene senin karşına çıktı ey padişah der. Bunun üzerine padişah hem titremeye hem de ağlamaya başlar. Ve padişah yemek masasında bulunan herkese şöyle seslenir. Beni iyi dinleyin. Ben bugün öğrendim ki bir kadın isterse bir adamı vezir de eder, rezil de eder. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.